uzaktan eğitim devam evet. edecek mi? Yani böyle bütün olasılıklar göz önünde bulunduruluyor mu? Çocuklar yine evlerde mi olacak yoksa artık tamam bitti bu iş. Seneye yüz yüze eğitime kesin olarak başlıyoruz. Uzaktan eğitimde tarihe karışıyor diyebilir misiniz? Şimdi ben içimden hep öyle diyorum. <gülüyor> 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 ee, elbette bu gidiş, dünyadaki gidişe de bakıyoruz. İki eksende bakarsak Türkiye'deki gidiş ve dünyadaki gidiş diye. E, buradaki kontrol artmaya başladı. Ve bu varyantlarla ilgili farklı çözüm senaryoları geliştirilmeye başlandı. Türkiye'de de e, kontrol edilebilir düzeyde bir e, tablo söz konusu Sağlık Bakanlığı'ndan aldığımız verilere baktığımızda. Ve biz şu anda tereddütsüz Eylül'de Okula başlamakla ilgili bir süreci yönetiyoruz Milli Eğitim bakanlığı olarak. Eylülün Arkadaşım. kaçında başlayacak diye de soralım. Şimdi şöyle, aslında 31 Ağustos haftasında öğretmenlerimiz gelecek. Hı hı. Ee, 6 Eylül'den itibaren de öğrencilerimizin gelmesini bekliyoruz. Bunu daha önce açıklamış mıydınız? Bunu daha önce açıklamadık. Ee, 6 Eylül okullar şimdi, muhtemelen açılıyor diye bir erken söz alabilir miyiz şimdi? Şimdi ben hep şöyle davranmayı severim. Ta en başında bizim dört senaryomuz var demiştim salgının başında Bana dediler ki senaryo ne demektir senaryo mu olur Ne yani şu mu bu mu? İnanın süreç öyle gelişmiyor yani salgın dönemini de gördük birdenbire dalgalar çıkıyor, birdenbire varyantlar çıkıyor, birdenbire uluslararası dolaşımda bazı sorunlar çıkıyor. siyasal, siyasal bazı problemler aşı tedarikinde sorunlar çıkabiliyor. Şimdi bütün bunları biz öngöremeyiz. Neyi öngörürüz? Eğer şu sorun çıkarsa şöyle yaparız, çıkmazsa böyle yaparız diye senaryolar öngörürüz. Ben sizin şerh koymanızı çok iyi, doğal karşılıyor ve anlıyorum. Fakat bu arada 6 Eylül'de de aslında iki ay var. Evet. Dolayısıyla aşılamanın çok hızlı ilerlediğini biliyoruz. Türkiye'de delta varyantı meselesi biraz gündeme geliyor ama aşının koruyucu olduğu söyleniyor. Türkiye'de henüz çok yaygın değil. Yani çok çok kötü anormal bir, bir şey tablo olmazsa, ortaya çıkmakta. 6 Eylül'de okullar böyle başlıyor. açılıyor mu? Belki. Çocuklar İnşallah. 6 Eylül hazır mısınız? Peki. <laughs> Onlar bugün hazır. <laughs> Onlar bugün hazır mı? Belki. Biz de Haber yayınında bir kez daha altını çizelim. Eğer pandemi şartlarında çok çok anormal bir artış, vaka sayısında bir artış olmazsa Okullar 6 Eylül'de açılıyor. Tatil planlarınızı, çalışma planlarınızı buna göre yapınız diyelim. Velilerimize de buradan Habertürk yayınında ilk kez duyurmuş olalım. Çok teşekkürler bu verdiğiniz bilgi için. Şimdi bir yandan da şimdi bir kamp alanındayız. Hava çok güzel, açık hava. Acaba bu salgın döneminde açık havada uygun tabii ki iklim şartları el verdiğinde yapılabilir miydi diye aklıma geldi benim doğrusu. Biz mesela deprem dönemlerinde buna çok rastlıyoruz. Depremlerden sonra açık alanda bahçelerde eğitim verildiği oluyordu. Pandemide de böyle bir şey düşünülebilir miydi? Şimdi aslında tabii depremlerin lokal olması ve deprem sonrası e, sürecin yönetilmesinin daha kısa olması ve hani yıllar boyu süren e, bir hani deprem sonrası yaşam biçimi olmaması e, ve Türkiye'nin bu konudaki geçmiş deneyimleri ki salgın ilk kez hani karşılaşılan bir şey. Bunların hepsini düşündüğümüzde e, Elbette pratik olarak yapılabilecek şehirler vardı, ortamlar vardı. Ama ben meseleyi hep bir aileyi de düşünerek, öğretmenin hayat tarzını da düşünerek, lojistiği de düşünerek, çocuklarımızın sağlığını da düşünerek hani çoklu nedensellik içinde ele almayı hep tercih etmişimdir. Bu şu demek ee, ...elbette bu bazı yerlerde yapılabilirdi... ...yapıldı da zaten... ...şimdi okullarımıza gittiğimde hep şunu görüyorum... ...bahçelerde... E, ...açık hava sınıfımızı da görmek ister misiniz? Açık hava sınıfınız mı var? <laughs> evet, salgın döneminde yaptık... ...böyle bir şey oluştu... ...okullarda... ...ve kimi zaman e, yapılıyor da... ...yapıldı da, yapılacak da... ...bundan sonra, salgından sonra da yapılacak... ...açık hava dersleri... ...ihtiyaç olduğunda... ...ama... Tümüyle ülkenin sürekli olarak açık havada ders yapması, iklim koşulları açısından da, yani belli şehirlerin olanakları açısından da çok mümkün değildi. Tümüyle eğitimin o şekilde yürütülmesi. Şimdi az önce 6 Eylül'de açılma olasılığından bahsettik okulların. Bu arada bu bir... takvime bir baksan Bakın mı ben şey. evet şeye. sonra 6 Eylül diye planlar yapılır hadi bir daha emin olalım. Çünkü ona dair geçen yıllardan farklı ne olacak diye de soracağım. Şimdi 6 Eylül Pazartesi, hı hı. evet, doğru. Ee, 31 Ağustos dedim, evet, 31 Ağustos'ta öğretmenlerimiz bir hafta önceden hani geliyorlar ki hazırlık çalışmaları için ee, ve sonra 4-5 Cumartesi Pazar, 6 Pazartesi. Bir doğru, problem yok. Tamam, yani, evet. bir an bir an korktunuz, Pazartesi denk gelmiyor olabilir diye. Doğru. Şimdi o kadar çok takvim inceledim ki acaba takvimleri mi karıştırıyorum diye bazen. Şimdi geçtiğimiz yıl yani tamam geçen ay bir yüz yüze eğitim başladı ama sonuçta öğrencilerde iki yıldır tam olarak yani bir kesintili eğitim dönemi oldu. Önümüzdeki yıl yüz yüze eğitim dediğimiz gibi eğer pandemide evet. bir olağanüstülük olmaz ve 6 Eylül'de zilla çalarsa değişik bir şey olacak mı? Öncesinden farklı ne olacak? Şöyle olacak. Bir defa e, öğretmenlerimizle her görüşmemde, arkadaşlarımla, meslektaşlarımla, yoldaşlarımla her görüşmemde şunu söylüyorum. Diyorum ki ne olur ilk ders hemen matematik, fizik demeyin. Yani dakika bir fizik bir olmasın, dakika bir efendim, matematik olmasın. Şimdi arkadaşlar ne diyecek buna bilmiyorum ama bunu şundan dolayı istiyorum. ...hep benim öğretmenlerle, arkadaşlarımla konuştuğumda söylediğim bir şey vardır. Okul açıldığında sınıfınızdaki çocuklarla şöyle bir bakın. Hepsinin gözüne gözünüz değmeden, hatta gözünden de kalbine ılık ılık akmadan... ...akademik derse başlamayın. Önce bir uyum dönemi olsun. Hı. Önce bir hemhal olalım, önce bir beraber olalım. İsimlerimizi konuşalım. İşte ben nasıl bir öğretmenim? Çocuğum var mı? Arabam var mı? Markası ne? Nereliyim ben? Boyum ne kadar? Bir konuşalım, bir sohbet edelim. Senin ailen nerede? İşte kaç yaşındasın? Adın ne? Önce bir hem hemhal olalım. Buna niye özellikle ihtiyaç duydunuz? Çocuklar çok evde kaldılar. Biraz sosyalliği ...unuttular demeyelim bunu ama salgından, zayıfladı mı? Bunu salgından bağımsız istiyorum. Hı, yani salgından, salgından bağımsız, bağımsız. Biraz öğretmen-öğrenci ilişkisini tabii, güçlendirmek için. O ge öğretim yılının tümünü güçlendirir. Şimdi eğitimde asıl olan öğretmenle öğrenci arasındaki şefkat bağıdır, sevgi bağıdır. Bu bağ kurulmadan alışveriş olmaz. Çünkü hiç kimseye zorla bir şey öğretemezsiniz. Ama şefkat bağı o kanalları açar ve çocuk alır ve salgın dönemiyle ilişkili olarak hemen şunu söyleyeyim. Bizim her sınıf seviyesinde ilkokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ortaokul, lise her birinde birinci hafta, birinci gün, ikinci gün, beşinci gün hangi sınıfta hangi etkinliği yapacaksınız? Bunun çalışması bitti, hazır. Ve öğretmenlerimiz dilerse bunları, dilerse de kendi istediği faaliyetleri yapabilir. Uyum çalışması olarak. Niye çok içeride kaldılar? Hmm. Niye? E çünkü birdenbire böyle bir akademik şokla karşılaşmalarını istemiyoruz. Önce bir sosyal-duygusal uyumumuz olsun, akademiye başlarız, devam ederiz. Hiçbir Peki. Soru.